Değerli dostlar, merhaba. Size 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Oregon eyaletindeki fındık gezimle ilgili doku kültürü laboratuvarında yapmış olduğum incelemenin görüntülerinden bir video hazırladım. Evet, şu anda bu elindeki bardakları gösteren arkadaş 8 ila 12 haftalık doku kültüründeki fidanları bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu bardakların içerisinde 8 ila 12 haftalık fidanlar var. Sonra diğer gösterdiği, şu an gösterdiği o biraz öncekilerin budanmış hali. Ve bu bardakların içerisinde fidanları buduyorlar ve aynı zamanda budanırken de çoğaltıyorlar bu bardakların içerisinde. Tabii etkilenmemek mümkün değil. Müthiş bir çalışma. Laboratuvar ortamında çok güzel bir çalışma. Ve her şeyi en incesine kadar hesap ediyorlar. Son derece steril bir ortamda çalışıyorlar. En ufak bir mikrobiyolojik bir hastalığın girmesi, işte virüsün girmesi, herhangi bir bakterinin girmesine karşı da son derece çok titizler. Evet, doku kültürü laboratuvarı aslında benim de bu işlere başladığımdan beri çok önemsediğim ve arkasında durduğum bir konu. Şöyle ki, bildiğiniz gibi bizim bahçelerimizde bazı ocaklarımızda fındık çok iyi. Ne olursa olsun her yıl fındık veriyor. Bazıları zamanla veriyor, bazısı duruma göre veriyor. Ama bir tane dal var ki her zaman fındık veriyor. Bu şunu gösteriyor. Bizim bahçelerde biz dip sürgünlerinden fidan elde ettiğimiz için her bir fidanın karakteri farklı. Yani sizin bir ocakta 6 tane dalınız varsa 6 ayrı karakteriniz var demek. Dolayısıyla bu karakterler de kendi içerisinde meyveye karşı da farklı bir karakter ortaya koyuyor. Yani her daldan aynı fındığı alamıyoruz. Oysa görmüş olduğunuz bu videoda diyelim bizim bahçedeki en iyi dalın fındığın, o en çok fındık veren dalın seçimi yapılıyor. Sonra o daldan bir doku kültürü alınıyor ve o kültürden 1 milyon adet, 2 milyon adet fidan üretebiliyorlar. Dolayısıyla fidanların tamamının karakteri aynı karakter olmuş oluyor. Tabii bu çok önemli, o kadar çok önemli ki bu karakteri yakalamak. Onun için de bahçe kurduğunuz zaman yok işte benim derenin tarafında fındığım az oldu, yolun kenarında fazla oldu, yolun içerisinde şöyleydi, evin yanında böyleydi gibi kendi kendimize çeşitli mazeretler, çeşitli öngörüler ürettiğimiz bir ortamla karşılaşmıyorsunuz. Evet, bu doku kültürü laboratuvarı hakikaten çok önemli. Bu artık Türkiye'de de var. Birçok meyvede, özellikle İzmir, Antalya bölgesinde, özellikle İzmir'de bu Bademli Kooperatifi'nin de var. Yaklaşık yılda 15-20 milyon artık fidan ihraç eden bir ülke konumuna da geldik. Bu kooperatif de bu konuda çok başarılı. Gidip orayı da gezme şansım ve fırsatım oldu. Yani kısacası ben de doku kültürü laboratuvarını çok önemsiyorum. Bundan sonraki inşallah fındık bahçelerinin yenilenmesinde Türkiye'de doku kültüründe yetiştirilmiş ve karakterlerinin hepsinin birbirine benzeyen karakterlere sahip fidanlardan bizler de bahçe kurarız diye düşünüyorum. Evet, biraz önceki o steril ortamdan belli bir büyüklüğe geldiğinde
seraya taşıyorlar. Ve bu serada büyütüyorlar geri kalan dönemini. Ve bu seradan da biraz daha büyüdüğünde bunları bu viyollerden, küçük topraklardan artık 10 litrelik veya 8 litrelik poşetli tüplere alacaklar. Ve bunu tamamen sipariş üzerine yapıyorlar. Yani siz Amerika'da bir bahçe veya bir tarım arazisi aldıysanız ve buraya da fındık dikecekseniz, gidip bir laboratuvarla anlaşıp burada fidanlarınızı hazırlatmanız mümkün. Siparişini veriyorsunuz, işte bir ön ödeme yapıyorsunuz ve onlar size fidanlarınızı hazırlıyor ve alana dikecek boyutlara getirip teslim ediyor. Umarım biz de biraz önce de söylediğim gibi bundan sonraki dönemlerde Türkiye'de bu doku kültürüyle yetişmiş fidanlara bizler de kavuşuruz. Evet, çok teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın.